Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Geldik. El-Bab-u Bab. -Bab. El-Rabi'u. Dördüncü Bab. Şifa Şerif Bab'lardan ibaret. Buradan üç Bab bitirmişiz. Geldiğimiz noktada. Üçte birini geçtik kitabın yani. Dördüncü Bab. Mucizelerle ilgilidir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği mucizelerle ilgili olması hasebiyle bu bab size tatlı ilimler, lezzetler verecek inşallah. Siz de istifade edeceksiniz. Dinleyin, dinletin insanlara. Ne hakkında bu bab? Fima o şeyler hakkında ezhara azhara açıkladı. Neleri hu o şeyler kim? allah Teala, allah Teala açığa çıkarttı. Nerede açığa çıkarttı? Ne üzerinde olduğu halde? Alâ yedeyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki elinin üzerinde yani iki elin üzerinde demek onun vesilesiyle yani onun elleriyle. Nedir o şeyler? Minel mucizati mucizelerden. Mucize biliyorsunuz aciz bırakan, halikul adeşler, başkasının yapamayacağı işler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e nasip oldu. Diğer peygamberlere de nasip oldu. Ama sallallahu aleyhi ve sellem kadar hiçbirine nasip olmadı. Zaten Kur'an-ı Kerim kalıcı mucize olması hasebiyle hepsinden üstün oldu diğer peygamberlerin mucizelerinden. Bu mucizelerde Allahu Teala Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem ellerinde neler açıkladı? Daha ve şerrefe daha nelerden hakkında bu bab ve şerrefe şereflendirdi. Kimi hu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i neyle bir o şeyler. Onlar da ne kısımdan? Minel hasaisi hususiyetlerden, özel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus olan güzel hallerden. Vel keramati Kerametler burada evliyaya verilen keramet manasına değil, ikramlar manasına. Keramet ikramdan geliyor. Velilere verilen ne? Sadece harikulade dersin, keramet dersin. Veliye verilene mucize diyemezsin. Ama peygambere verilene mucize de dersin, keramet de dersin, ikram da dersin, lütuf da, her şey dersin. peygamberlerde hepsi var. Fark nedir? Fark işte ben peygamberim Allah ben Allah'ı gönderiyor. Diyenin elinde zuhur ederse mucize oluyor. Ki ona inanmak farzdır. İnanmayan kafir olur yani. Ama evliyanın elinde de aynı kuvvette ölü diriltmekse evliyadan da ölü dirildi var Rabbim Kadir diritti yani. Çünkü yaratan ancak Allah'tır. Ama Rabbim Kadir ne dedi? Ben peygamber değilim dedi aşağı. Ben dedim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyim dedi. Onun ümmeti olduğu için ona tabi olduğu için allah Teala ona harikuladelik verdi. Bu ne yaptı? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hak olduğuna delalet etti. Çünkü neden? tabi olduğu peygamber hak olmasaydı onda da böyle bir şey zuhur etmezdi bakımından. Her velinin kerameti aynı zamanda tabi olduğu peygambere mucize olarak yazılıyor. İşte allah Teala Habibine çok şerefler verdi, hususiyetler verdi, kerametler, ikramlarda bulundu sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Bu bab onlardan bahsedecek. Kale dedi ki vel kazi, kadi Ebu'l-Fazıl yani Uyaz, bu müellif Azı yazarları kendi söylüyor. Radıyallahu Teala Allah ondan razı olsun. Ne dedi? Hasbül müteellimi düşünene yeter diyor. İnce düşünene kafi gelir ki yani sıhhatli bir nazarla düşünürse ona yeter. Ne yeter? Enne kitabena bizim kitabımız Hâzâ işte bu kitabımız yani şifa Şerif kitabımız. Lem Necmâ biz toplamadık bu kitabı yani derlemedik, telif etmedik. Kimler için? li münkiri nübüvveti bina, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini inkar edenlere iman ettirelim diye biz bu kitabı yazmadık. Biz Müslümanlara yazdık bunu diyor. Hani kafirlere yazsaydık başka bir şeyler yazardık. Onun için biz bu kitabı münkirler için, inkarcılar için yazmadık. Ve la yazmadık li ta'inin tenkit yapanlar için ne husufi mucizeati sallallahu aleyhi ve sellem efendim, sen, mucizeleri hakkında Velali Ta'inin tenkit yapan için biz bu kitabı derlemedik yani. Biz onlar için kitap yazmış olsaydık fenahtaci o zaman muhtaç olurduk. Yani onlar için yapmadık ki muhtaç olalım. Ne ila nasıl bir berahini kuvvetli deliller dikmeye. Ne üzerine aleyha o mucizece işte bu mucize vardır sabittir olmuştu. E biz hadisin kaynağını veriyoruz, geçiyoruz diyor çünkü Müslüman buna inanır diyor yani. Yaşandığına der, sahabe-i kiram, görenler var. Görenlerden nakiller var senediyle, isnadıyla bize kadar geldi diyor. Yani burada biz niye başka bir deliller arayalım? Ve daha neye muhtaç olalım? Ve tehsini havzetiha, havzesini korumaya. Havze dairesi yani. Mucizelerle ilgili bir alan var mesela, bir saha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği mucizeler. Bir şey uydurma, katma, karıştırma bir kere yok ki. Yaşanmış olanları konuşuyoruz zaten. Yani burada evham karışmıyor ki. Çünkü senet ve istat var. Olmuş mu, olmamış mı belli. Böyle bir şey olmuş mu, olmamış mı. İşte onu o daireyi korumaya niye muhtaç olalım? İman edenler için böyle bir sorun yok gidiyor. diyor. Daha niye muhtaç olmadık? Ve nezkura, zikretmeye neyi Şurultal mu'cizi aciz bırakan kişinin şartlarını. Yani gösterilen olaya mucize deniyor. O mucizeyi gösteren peygamber hangisi ise biz şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyoruz. Diğer peygamberlerin de mucizeleri olmuştur. O kişiye muciz deniyor. Mucize gösteren, muciz. O mucizin şartları nedir? Biz bunu şu anda anlatmamıza bir lüzum yok diyor. Konumuz o değil diyor. Yani şartları nedir? Sonun i̇şte peygamber olduğunu alameti nedir? Delili nedir? Onun peygamberlik iddia etmesi lazım. Bana vay geliyor demesi lazım. İşte bunun mucizeli ispat etmesi lazım falan. Bunları biz anlatmıyoruz diyor. Ta ve nezkura zikredelim. Neyi şurutal mucizeti. Mucizeyi gösteren peygamberin İhtiva etmesi gereken şartları anlatalım daha. ve evet, tehad diye tehaddi meydan okumak demek. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem meydan okudu mu okudu. Kur'an-ı Kerim'de kaç defa kaç tane ayette ne söylüyor mesela? Siz bana bu Kur'an'ı uydurdu mu diyorsunuz? Kul fetu habib söyle o zaman fetu bi asri Süverim misli müfterayat siz de 10 sure getirin. Bir ayette böyle bir kitap getirin de görelim mesela Kur'an'ın tümüyle bir meydan okudu. Kur'an gibi bir kitap getiremediler. Ki Arapların en fasih belli adamları Kureyş o zaman şiir yarışmaları var Kabe'ye asılıyor falan. O dönemin zirve şairleri falan var. Bir kitap getiremediler böyle. Sonra Mevla Teala işi daha indirdi. işte fe'tü bir aşrı verin misli 10 On sure getirin. On sure. Hani kısa da olabilir. İnna ata ne bir satır. Kulü vallahi bir satır yani. Onu da getiremediler. On sure de getiremediler. bir suretin Bir sure getirin buyurdu öbür ayette. Bir sürede yapamadılar. Ki ne kadar da uğraştılar. Ayet bile getiremediler. Bir ayet bile getiremediler. Biz diyor mucizenin şartlarını anlatmaya ihtiyaç duymuyoruz. Davette had diye meydan okuması lazım. Peygamberin karşı tarafa aciz bırakması lazım. Onlar belli şeyler. ve hatta inananlar için anlatılması gerekmeyen şeyler. daha ve haddehu had tarif demek. Ve nezküren zikredelim neyi? Şurutal mucizi. Muciz olan zatın şartlarını ve tehaddiye meydan okuma konusunu ve hatta mucizenin tarifini ne olursa mucize olur, ne olursa keramet olur, ne olursa sihir olur, ne olursa istidraç olur. Bunlar hepsi farklı birbirinden. Şu anda yerimiz bu değil diyor. Biz diyor direkt konuya geçeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler gösterdi mucize. Onları anlatacağız diyor yani. Babın başında böyle bir girizgah yapmış. Daha neyi zikretmeye ihtiyaç duymuyoruz? Ve fesade kavlimen. Yani şu kimsenin sözünün bozukluğunu ki eptale iptal etti. Neyi nesha şerai'i. Şeriatların neshedildiğini kabul etmeyen adamların sözü yanlış. Çünkü şeriatlar neshedildi yani. Musa şeriatı neshedildi, edildi. İsa şeriatı neshedildi. Adem Aleyhisselam'dan beri peygamberlere verilen bütün şeriatlar kaldırıldı yani. Şu anda Efendimiz Sallallahu Aleyhi verilen şeriat var. Geçerli olarak kıyamete kadar. Ha bir adam diyor ki ben şeriatların yani geçmiş peygamberlerin hükümlerini neshedilmedi. Ben bunu nesh kabul etmiyorum. İşte diyalogçular Buraya giriyor işte. Şimdi onlar diyorlar Yahudi de cennete girer, Hristiyan da Tevrat'la da amel etse cennete girer, İncil'le de cennete girer gibi diyenler sapıklar var. Yani Müslüman biliyor ki şu anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı bakidir. Öbürleri nezgah Bunları bir daha konuşmaya lüzum görmüyoruz diyor. Ya ne oldu diyor. Biz niye yaptık bu kitabı? Bel doğrusu yani. Bel bilak. Ellef ne biz telif ettik. Nehu bu kitabı. Kim için? Li ehli milletihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in milletinin ehli için. Millet din demek. Milleti deyince yani o Arap ırk değil bu millet. Din. Dininin ehli için bu kitabı yazdık. Öyle ehli ki el mülebbine. Ha bir de var ki ümmeti davet, ümmeti icabet yani. Bütün kıyamete kadar gelecekleri onun ümmetidir. Ne manada? Daveti ulaştı. Ama işte herkes icabet etmedi. Biz burada onun davetinin ehli için yazmadık bunu. Ya el mülebbine telbiye getirenler. Telbiye ne demek? Lebbeyk dediler. Yani o bizi İslam'a davet etti. Bize lebbeyk buyur ya Resulallah dedik. Müslüman olduk mesela. Böyle olanlar daha kibler el musaddiki yine tasdik ediciler. Leyli nübüvveti onun peygamberliğinin doğruluğuna inananlar için biz yazdık bu kitabı diyor. Niçin telif ettik bu kitabı? Tabi bu babda özel mucizeler babı şimdi. Liyekûne olsun diye bu kitap nedir olsun? Tekiden sağlamlaştırma. Tam bir sağlamlaştırma getir. Tekit Türkçeleşmiş artık. Ne usta fi muhabbetiyim onların sevgisi hususundaki mi sallallahu aleyhi ve sellem efendimize karşı olan sevgilerinde tekit yapsın. Kuvvetlendirmeye bak. Bu bab bu mucizeler babında özel bir sır vardır diyor yani. Şifa Şerif'teki bu bab yeni başladık. Bu gece başladık şimdi. Bu bab yani bundan sonraki şifa derslerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisinde kuvvet arayan yani daha seveyim. Çünkü ne kadar seviyorsan o kadar imanın artıyor. O kadar Allah da seni seviyor yani. Ondan çok hiçbir şey sevmemen lazım ama işte lafta kalıyoruz. Bu sevgini tekidi diyor, bu kitabı dinlemeye, okumaya bağlı diyor ya. Yani. Bak sevginiz çok artacak diyor. Daha ve men artış getirsin, ziyadelik. Niç, ne ya malihim onlar amellerine. Mesela şimdi işte salavat-ı Şerife okuyordur. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ve ee, işte biraz fazla sağ seversen on kere daha fazla Sonra yüz kere okursun, bin kere okursun. Nafile namazlar kılarsın, sünnet ittiba. işte sakalını bırakırsın, sarıksız namaz kılmasın, misfaksız abdest almazsın. Hep ameller artar yani. Niçin? Onun ne büyük olduğunu anladıkça muhabbet artar, muhabbet ameli artırır. Ve liyezdâdû ta ki artış kaydetsinler. Ne bakımından? imanen iman bakımından. Neyle beraber? Ma imani. Zaten imanları var. Zaten Müslüman olanlara ben yazdım diyor. Zaten Müslüman, Müslümanım, ehl-i sünnetim. Ehl Sünnet İmanlarıyla beraber imanlarına iman katılsın. Yani nur bakımından hiç şüpheleri kalmaz. Zaten elhamdülillah iman şüpheyle bağdaşmaz. Ve niyetüne bizim niyetimiz diyor. En nüsbite ispat etmek demek, delille ispat etmek anlamında değil bu. Yazmak, kaydetmek. Fiyazel bab. Bu bapta biz neyi yazacağız? Niyetimiz de ümmehati mucizati. Mucizelerinin asli unsurlarını yani ana maddeleri yazacağım. Çünkü diyor teferruata diyor ciltler dolusu kitaplar sığmaz diyor. Yani şifa Şerif çok da ciltler dolusu çok büyük bir kitap değil. 600 sayfa bir kitap. 606 sayfa bir kitap. Satırları dolu dolu yani sayfeleri ama öbür türlü 10 cilt 20 ciltte bir kitap değil yani. O bakımdan ben ana mucizeleri yazacağım. tabi ve meşahir ayati on ayet. Ayet biliyorsun delillerinin meşhurlarını, meşahir meşhurun cemi yazacağım ki ne yapsın? Litedülle bu benim yazdıklarım delalet etsin. Ne delalet etsin? Ala azim kadrihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kadri kıymetinin azim, büyüklüğüne delalet etsin. Kimin nezdinde? Rabbihi. Rabbin nezdinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar büyük idi. Allah katında ne kadar değerliydi, kıymetliydi. Bunu anlamak bizim imanımızı artırır diyor yani. Ve eteyna biz getirdik mina mucizelerden. Ne olanlar bil muhakkakı muhakkak kesinlik kazanmış, meşhur olmuş, suyu bulmuş, zerre kadar şüphe kalmamış. Yani öyle mucizeler mesela dolu yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle mucizeleri. Ama sahabe-i kiramın çoklarının şahit olduğu ağacın secde yaparak gelmesidir, sırtlanın konuşmasıdır, hurma kütüğünün ağlamasıdır. Bunlar böyle muhakkak olan yani şuyu bulmuş. Daha ve sahihil isnadi, isnadı sahi olan. İsnadı sahih ne demek? Yani ben kimden aldım? Falan alimden. O kimden böyle senetle gidiyorsun. Ta Resulullah sahasım sahabeye geliyorsun. Mesela Hazreti Ömer ben bunu gördüm dediği bir mesele. Ondan duyan, ondan duyan öyle. İsnadı sayı olanları ben zikrettim diyor. Ve ekferuhu benim bu bapta anlatacağım hadis şerifler oluyor. Hepsi hadis oluyor tabii ki efendim sallallahu aleyhi ve alakalı olunca. Onların ekserisi mimma o sınıftandır ki yebluhu ulaşıyor neye? El kat'a kesinlik derecesine. Ne demek kesinlik derecesi biliyor musun? Zaten biz hadislere de kesin inanıyoruz da. Kur'an gibi diyor yani. Kesinlik dedi Kur'an gibi. Nasıl Kur'an'a bir ayeti inkar kafir olursun. Öyle yani inkar eden el çıkar yani. Kat'i dereceye ulaşıyor. Teşkiki kabul etmez şüpheye mahal yoktur diyor. Ev yahut da kade. Kade yakın oldu. Ya kesin Kur'an gibi zaten onun inkarı kafir Mütevatir derecesine ulaşıyor manen. Ya da mütevatir derecesine ne olmuştur? Yakın olmuştur. Hadislerde geçiyor ya işte mütevatirin bir altı sayı oluyor, onun altı hasen oluyor. Öyle mertebelere riayet ettim. En ufak bir şüpheli bir şey yazmadım diyor. Ve azafına kattık İleyha o hadis kaynaklarına bazı ma o şeylerin bir kısmını ki yazıldı, vuku buldu fi meşahiri kütüb-i hadis imamlarının kitaplarının meşhur olanlarında Beyhaki'nin Delail-i Nübüvvesi gibi diğer kitaplardan da kattım diyor. Onun için ve izâ teemmele iyi düşündüğü zaman el müteemmilu ince kafa yoran bir kişi el munsufu insaflıysa diyor iyi de düşünürse diyor bak bu dersleri Ma o şeyleri düşünecek kattemna, biz takdim ettik, hu o şeyleri, takdim ettik yani size işte hazırladık, yazdık diyor. Önümüzdeki derslerde bunlar okunacak size. Bunları iyi düşünürse bir adam, ne konular gelecek? İşte min cemili eseri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı güzel eserler, tesirler, arkasına bıraktığı dini bir İslam, arkasına bıraktığı Kur'an, sünnet, bu kadar kaynaklar, bu kadar ilimler, bu kadar hikmetli sözler, bu kadar sağlıklı tıp bu nebeviler ve hamidi siyerihi yani siyer siretin cemi onun yaşantısı diyelim. Yaşantısının hamit yönü, hamit mahmut demek. Yani övgüye şayan demek. Hamd övmek ya. Övgüye şayan yaşantısını ve beraati ilmihi ilminin üstünlüğü. Ya nasıl bir şeydir? Okuma yazma bilmiyor. Ümmi mektep medreseye gitmemiş. Bir hocası yok. Ama kıyamete kadar bütün ilimler ondan çıktı. Ümmiliği de onun tabi mucizesi. O da ayrı bir mucize. Daha ve racahati akli, aklının üstünlüğü. Bir peygamberin aklı bütün evliyanın aklından üstündür. Yani. Dünyanın başından sonra kadar. Düşün ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerin aklından üstündür yani. Dünya kurulduğundan Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün akılları diyor diyordu. Abdullah Aleyhisselam radıyallahu anh Resulullah'ın aklı yani kıyas edilemeyecek derecede ağır basar diyor yani. Öyle bir akıl. Zaten hadis-i şerifleri onu anlatıyor. Hadis-i şerifleri biraz vakıf olan. Daha ve hilmihi, hilmi zaten e, acele etmemesi, eziyetlere tahammülü, işte ona kadar eziyetini affetmesi, bağışlaması falan bunlar olacak işte yani. En merhametli adam bile yapmaz. Ve cümleti kemali, mükemmeliyetlerin cümlesi, cümle toptan yani bütün kemalatı üstünlükleri ve cemiy salih bütün hasletleri güzel huyları ahlakı ve şahit hali halinin şahitleri ne demek yani yanında bulunanların böyle hemen her an yaşattıkları görünen şeyler yani sonra ve savabi kalihi, onun sözlerinin doğrulukları hükümleri hikmetleri Ayşe anamıza geliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğün en acayip bir şeyi bana anlatır mısın? Diyorlardı sahabeden bazıları sonra tabiinden geliyorlardı falan. Ne diyor daha şanlımız radıyallahu teâlâ ne? Ne anlatayım ki? Ve küllü emri acip. Her işi birbirinden daha çok tekaç şayan akıllar duracak işler yaptı yani. Yani hangisini seçebilirim diyor. O anda belki aklına gelen rivayet ediyordu ama yani sen diyorsun ki en şaşılacak iş ne? En şaşılacak diye birçok her işi acip. Çünkü hepsi vahye dayalı. Senin benim gibi değil ki. İşte kim insaflı bir kişi bunları iyi düşünürse lem yemteri asla şüphe etmez. Yani şu babı güzel dinleyen, okuyan tabi. Ne usta fi sıhhati nübüvveti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinin doğru olduğu hakkında ve kı daveti onu yaptığı davet ve tebliğ ve çağrı. Davet çağrı. İslam'a çağırdı herkesi, bütün insanlığı. O davetin doğruluğu hakkında asla şüphe etmez. Fakat kefa muhakkak yeterli oldu haza bu. Yani burada saydığımız Yüzlerce mucizeden, hadis-i şeriften yani bir tanesi bile yetti. Kime yetti? Gayra vahidin. Birden fazla insanlara yetti. Çoklarına yetti. Ne olsa İslami, Müslüman olması hususunda. ve imani bihi, ona inanması hususunda. Dolu. Yani sahabe-i kiram, 114 bin sahabe bunları çoğu mucize gördüler. Zaten yüzünü gören anlıyordu. Sahabe zaten yüzünü görmeden olmaz. E, sahabe-i kiramın hepsine de özel mucize göstermedi yani. Ama onların imanına bu yetti. Senin niye yetmiyor? Ne demek sen de maraz hastalık var yani. Sen o hastalıktan kurtulman lazım. İnsaf etmen lazım. Vicdanlı bir düşünmen lazım. Ferubina bize rivat edildi. Ani Tirmizi'yi. Bize rivat edildi yani senediyle geldi. Ani Tirmizi'yi. Tirmizi'ye kadar diyor benim arada muhaddislerin isnadını yaparım diyor. Ve Kani Kani'in İbni Kani'in büyük muhaddis ve gayri o ikisinden başka da var. Bir esani diyeyim. Şimdi burada saymıyorum diyor. Hepsinin isnatları diyor bende mevcut. Yani benden Tirmizi'ye kadar beş kişi mi var? Altı kişim var? Hepsini sayarım diyor. Hepsi birbirinden duydu. E, yani o da Enne Abdullah İbn Selam'in meşhur Yahudi alimi Abdullah İbn Selam radıyallahu anh cennetle müjdelenmiş Yahudi alimlerin en büyüğü kale anlattı. Lemma kadime ne zaman geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi el Medine'te. Medine'ye gelince o da tabii Medine'nin Yahudilerindendi. Medine civarındaki bulunan Yahudi kavimlerindendi. Ben de duydum diyor. E zaten Tevrat'ta da beklediğimiz peygamber geldi gelecek geldi gelecek ahir zamana. Bekliyordum diyor. Cittü geldim. Hu ona. Yani gittim ona diyor. Niçin? Li enzura bakayım diye. Çünkü diyor Tevrat'ı hafızım. Tevrat'ı biliyorum diyor. Tevrat'ın hafızlığı çok zor. Bir milyon ayet var. 6666 ayet hafızlık yapamıyorsun. Bir milyon ayet var çok zor. Çok az kişi var ablayım selam onlardan yani en büyük alim. Diyor gittim diyor. zora bakayım diye ile ona. Felemma ne zaman ki iste ben tü netleştirdim neyi yüzünü böyle yaklaştım yaklaştım yaklaştım. Ne zaman geldim tam yakında yüzünü tam netleştirdim böyle baktım. tü hemen anladım. Ne anladım? Enne vec'o onun yüzü o ne iddia ediyor? Diyor ki ben peygamber ben de dedim bu bakayım ki durumu nedir yani vaziyeti, tipi şekli. Geldim diyor. Sadece yüzünü gördüm düşündüm, Bir baktım diyor. Anladım ki onun yüzü leyse olmadı bir veci kezzabin. Zerre kadar yalanı, yanlışı olanın yüzü böyle bir yüz olamaz. Yüzünden anladım diyor. E tamam bu görmedi. Yani, onca insaflı bir insan bunu anlar. Onun için Yahudilere ne dedi? İttakullahu akbalu ma'cakum bi'a. Bu zatın getirdiği dini kabul edin. Allah'tan korkun. Tevrat'a inanıyorsanız, Tevrat'ta bu zat haber verildi bize işte. O odur. Sen Tevrat'ı da mı inkar ediyorsun adam? Diyorsun ki ben Tevrat ehliyim. Nasıl Tevrat ehlisin? E bu zatı bildirdi Tevrat zaten. E i̇şte o da geldi size. فَوَاللّٰهِ اِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ اَنَّهُ رَسُولُ اللّٰهِ اِلَّذِي تَجِدُونَ عَنْدَكُمْ مَكْتُوبًا فِي التَّوْرَاتِ بِاسْمِهِ وَصِفَتِهِ ismiyle, sıfatıyla Tevrat'ta bütün şeyi tutuyor. biz de Tevrat'ı ezbere siz de biliyorsunuz. E niye inanmıyorsunuz? Hadi bak ben iman ettim, Müslüman oldum. Siz de inan dedi. Ve inni Ben buna iman ediyorum, ben bu zata tasdik ediyorum dedi. Hatta Efendi Hazretleri şöyle de anlatırdı. Dedik ya Resulallah şimdi sana Yahudiler gelecekler. Daha Medine'ye yeni gelmiş. E, onun için heyet heyet geliyorlar bir bakalım ortalığa diye. Ben dedi onların en büyük alimiyim dedi. Ben sana tam iman ettim. Yüzünü gördüm anladım işin meseleyi. Ve lakin beni perdenin arkasına koy. Ondan sonra onlara Önce beni sorarsın. Benim hakkımda ne derlerse sonra o iman ederse siz eder misiniz diye bir sor bakalım dedi. Sonra ben çıkarım perdenin arkasından dedi. Ondan sonra geldiler bir heyet. Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem sordu. Abdullah Aleyhisselam nasıl bilirsiniz? Deyince Yüdün Avmü Seyyidina ondan babaları, ataları hepsi seyidimiz en büyük alim sülalesi falan o da bizim seyidimiz yani efendimiz. Peki o bana iman ederse siz de iman eder misiniz? Ya dediler o sana iman eder mi? Senin gibi yalancı yaşa ya, Efendimiz'e dediler o senin gibi adama niye iman etsin? O etmez ya öyle bir şey falan. Ondan sonra Abdullah Aleyhisselam çıktı arkasından duvarın mı perdenin işte çıktı. İşte bu sözü o zaman söyledi. Ya vallahi siz de biliyorsunuz Tevrat'taki bütün sıfatlar, isimler hepsi tutuyor. E, görüyorsunuz işte ben de gördüm iman ettim. Siz de görüyorsunuz niye iman etmiyorsunuz? İnsaf yok. Onun için iman edin dedi. O dediler. Erzelüne ve erzelüne. Bu zaten bizim en rezil alimimiz değil. Bunun sülalesi de rezildi zaten dedi. <laughs> Efendi bir ayak üstüne kırk lafı çevirirler Yahudiler dedi. Zaten ne kadar vicdanı, insafı olana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerini anlatmaya ne acep var. Yüzünü gören zaten iman etti kardeşim. Ama tabii mucizeleri özellikle bu bapta zikredeceğiz ki diyor imanımızın nuru artsın. Ve rava rivat edin Müslüm'ün, Müslüm ve gayru meşhur hadis En zımaden, zımad isimli zımad İbn el Yemen kabilesidir meşhur. Ez, onlara ezdi derler. Zimat radıyallahu anh, efendim, sallallahu aleyhi ve sellem peygamber gönderilmeden önce de dostuymuş. O arada Mekke'ye gelirmiş Yemen'den. Ta döneminde de. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik verilmiş, yeni ilan etmiş. O da gelince Mekke, o biraz hasta okurmuş o zaman. Rukiyeciymiş yani. Zımat Hazretleri. Çok hasta okurmuş böyle. Okudukları hep şifa bulunmuş falan. O bakımdan herkes ona itibar edermiş. Sözüne güvenirlermiş. Tabipliği de varmış, doktorluğu da varmış yani. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaş olduğu için Mekke'de gelir gelmez bir şeyler duymuş yani. Muhammed delirdi, şöyle etti, böyle etti, peygamberim dedi çıktı kitap indiriliyor bana bir şeyler, bir şeyler. Müşriklerin lafları yayılmış yani. O da bunları duyunca hemen Efendimiz sallallahu geliyor. Zaten eski dostluğu da var. Bulayım diyor, nerede diyor. Lemma ne zamanki vefede uzaktan geldi. Yemen'den geldi yani. Muhammed delirmiş falan sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Allah dedi. O benim de iyi arkadaşımdı dedi ya. Bir şey mi geldi başına acaba? Gitti ziyaretine. E dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnni rakit. Biliyorsun dedi ben senin eski dostunum. Ben rukiyeciyim dedi. Hasta okurum dedi. Tıp bilirim dedi. Onun için fel bir gemi şeyin. Yani bir şey varsa seni bir sıkıntın mı var dedi hani. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de büyük bir sıkıntısı vardı tabii. Ne sıkıntısı vardı? Cibril aleyhisselam Asıl suret üzere irada gözüktü. Vahyin ağırlığı bindi üstüne bütün insanlara tebliğ yapacak. Ne demek? En büyük sıkıntı. En ağır yükü sana verdik Habibim buyuruyor. Ağır iş. Bir sıkıntı varsa falan. Ferkı eke. Sana bir rukiye yapayım hani bir şifan için bir şeyler okuyayım, üfleyeyim falan. <laughs> Efendimiz'e diyor ne yapsın adam? O da iyi niyetli yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona cevap verdi. Nasıl cevap verdi? Fekale dedi. Buyurdu ki innel hamd, bütün hamdler lillah. Allah'a mahsustur. Yani övgüler, Allah Çünkü bütün iyilikler, nimetler ondan ona hamdü senalar olsun. <laughs> Nehmedü biz hamd ediyoruz hu ona. Ve nesta'inu yardım istiyoruz hu ondan. Men kimiki yehdi eder, doğru yola eriştirir. Kimi hi onu kim? Allahu Allah. Fela Artık saptıracak kimse yoktur. Lehu 13'ün için. Ve men yudil ve men ama kimi de yıldıril Allah saptırırsa. Allah biliyor çünkü onun sapıklığı tercih ettiğini. Kim ne isterse onu yaradır. İmtihan. Kimi saptırırsa felaha diye artık hidayet edici yoktur Leo onun için. Ve şedu ben şahitlik ediyorum. La ilahe hiçbir ibadete layık ilah yoktur. İllallah ancak Allah var. Vahdehu tek olduğu halde. La şerike hiçbir ortağı olmadığı halde Leo kendisi için. Yine şahitlik ediyorum ki enne Muhammeden gerçekten Muhammed abdu onun kuludur. Ve rasuluhu onun elçisidir deyince adam böyle bir şeyler hayatta duymamış. O da çok kültürlü bir adam. Rukyeci ne demek? O zamanki Rukyeciler çok ilim bilirler. Hasta efsunlar, okumalar, eski kitaplardan bilirler. Eski kadim tıbbı biliyor, her şeyi biliyor adam. Kültürlü adam, çölden çoban değil. Bunu duyunca gale dedi lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E'id tekrar et dedi. Ya'de Türkçe'de. ya e Ya'de tekrar et aleyye bana kelimatike kelimelerini, sözlerini. Ha ulay, şu sözler var ya dedi, şu sözler. Hiç dünyada emsali görülmemiş. Şu sözlerini tekrar et dedi, kelimatike sözlerini. Ha ulay, işte bu sözler. Fakat belah ne? Ant olsun ki yemin ederim elbette muhakkak bu kelimeler ulaştılar. Nereye ulaştılar? Kamusel bahri. Doğuların, batıların, okyanusların, denizlerin dalgalarına Bırak en derin yerlerine ta okyanusun ortasına git. Onun da dibine in dedi. Kamus o demek. Kamus el bahri. Okyanusların dedi en derin yerine git. Onun dibine insen bu kelimeler oralara bile ulaştı dedi ya. Hemen dedi ki hati getir. Ne yedek elini getir. Ver dedi elini. biat edeceğim kesana. sana hemen tut hemen Müslüman oldu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke döneminde peygamberlik kendisine ihsan edildikten sonra tebliğe başladığı dönemde sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Hiçbir mucizesini de görmedi o anda. Sadece cemalini gördü. Eskiden de tanıyordu. Kelamını işitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü işitir işitmez hiç tereddütsüz, şeksiz, şüphesiz hemen iddia etti. Veç-i Şerif'inin nurunu görünce, güzelliğini görünce ve tabii o sözündeki manayı da görünce ilk dönemde hemen Müslüman oldu. Ve dediği dedi, kim Câmi'u ibn-i Şeddâd'in? Câmi'u şeddâd. bu zat Esed kabilesinden, işte Küfeli, Küfeli'den elinden, Künyesi Ebu Sahra anlatıyor. Kâne, bulunmuştu. Kim racülü bir adam. Kimden? Minna bizden. Yani bizim devremizden, dönemimiz ahalisinden. Yukal deniliyordu Leona. Tarık İbni Şahab Ebu Abdel Muharibi. Bu zat sahabeden. O diyor benim gördüğüm sahabeyi Tarık İbni Şahab radıyallahu anh bana şöyle bir şey anlattı diyor. Ben Medine'ye gitmiştim diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Tabi o zaman da Resulullah olduğunu bilmiyorum diyor. Fekale, yanımda da arkadaşlarım vardı. Bir heyetle gitmiştik Medine'ye. O dedi ki, Hel sizinle beraber var mıdır şeyun bir şey ki tebi'une satıyorsunuz, neyhu onu. Yani satılık bir malınız var mı dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kulna bize dedik ki diyor o zaman. Hazel ba'iru. Bir deve vardı yanımızda. Bu deve satılır. Kale sallallahu teala aleyhi ve selleme buyurdu ki, bir kem kaç değere mukabil bunu satıyorsunuz? diye sordu. Kulna, biz de dedik ki bir keza ve keza bir keza şuna mukabil ve keza şuna, şuna da mukabil yani şu şu fiyata, şu şu rakama satıyoruz dedik. Ne olarak bunu söyledik? yani veskan, vesk olarak yani bu bir ölçü birimi. Min temrin hurmadan şu kadar vesk karşılığında satarız. Yani bize hurma lazım. Tamam dedi diyor. Feyakacı aldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama onlar Resulullah oldu falan bilmiyorlar. Aldı diyor bizden. Feyakacı tuttu neyi bir hutamihi. Devenin yıllarından tuttu diyor. sonra yürüdü gitti Medine'ye. Medine'de. Medine'ye doğru gitti diyor. Fekulna bize işte, kendi kendimize konuşuyoruz diyor şimdi. Dedik ki diyor. Bir ana Satış yaptık. Yani devemizi sattık köye. Bir racülün bir adama sattık. Bir adama sattık ama la nedir? Bilmiyoruz men kimdir o? Yani ismini de bilmiyoruz. Adamın adını sormadık ki deseniz Muhammed İbni Abdillah diyecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bunun ismini de bilmiyoruz. Resmini de. Resmini demek yani sıfatını da bilmiyoruz. Fasfını da bilmiyoruz yani. Adam da dedik diyor. Aldı gitti deveyi ya. Deve de çok kıymetli mal yani. Ve meana bizimle beraber o sırada vardı. Heyetle gelmişlerdi Medine'ye. Zainetün. Bir zaine var. Zaine, zan yolculuk yapmak nasıl geliyor. Zaine de yolculuktaki kadın. O da bir şeyin içine böyle kapalı vaziyette durmuş. Fekalet o kadın dedi ki, siz herhalde evhamlandınız de diyor. Ene ben zaminetün. Tazmin ederim. Türkçeleşmiş tazmin etmek. Ben ödeyeceğim diyor. Ney lisemenil ba'iri. Devenin parasını ben öderim dedi diyor. Allah Allah. Sen bundan ne tanışlığın var, görüşlüğün var da ben öderim diyorsun. Aldı gitti deveye bir adam. Sen diyorsun parasını getirmese ben öderim. E bir hukukun olması lazım. Hem de çok sıkı hukukun olması lazım. Şimdi adam babasının aldığı malı ödemiyor. Sen niye böyle dedin? Dedi ki diyor o kadın. Ra'aytu gördüm ve raculin bir adamın yüzünü gördü. Yani o zat. Nebi sallallahu aleyhi olduğunu bilmiyorlar da. Mislel kameri ay gibi parlıyor. Dolunay gecesinde ay nasıl parlaktıysa öyle bir zatın yüzünü gördüm. Daha hiç tanımıyor. Lâ O aldatmaz. Kimi büküm sizi. Bu yüze sahip olan sizi aldatmaz. Kadir yapmaz diyor. Hiç evham yapmayın. Ama düşünüyorsanız bir şey, vesvese geliyorsa aklınıza da ben ödeyeceğim tamam. Çünkü bu adam yapmaz. Nasıl tanıdı şimdi? Ya işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucize ne lazım? Yüzünü gören anlıyordu meseleyi dedi ya. Oradan çıkıyor yani. Sonra bir sabaha çıktık diyor. Feca ederken geldi. Racülün bir adam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi gelmedi. Neyle geldi? Bir temril. Çok hurmalarla geldi. Dedi ki o gelen rafakal dedi ki Ene ben Resulü Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın Resulullah ne demek? Allah'ın elçisi. Ben de Resulullah'ın Resulüyüm. Ben yani elçisiyim. Kime? İleykümse. Gönderdiği elçisiyim. Ye'muru emrediyor küm size. Ne emrediyor? En yemenizi. Neden? Münazet temri. Çok hurmalar getirdi. Yani onların alacağından da fazla var. Bu hurmalardan yemenizi emrediyor. Ne kadar? Bu hurmadan istediğiniz kadar alacak verecek yok. Yani misafirlik, ikram önce yiyin yiyebildiğiniz kadar. Sonra ve tek tealu ölçek hesabı yapın. Ne kadar alacağınız vardı deveye karşılık. Keyl yapın yani ölçüm yapın. Hatta testevfu ona sattığınız devenizin kıymetini tam alana kadar. Tam Tamı tamına alana kadar ölçün, biçin. Bu hurmadan al. Önce ikram olarak istediğiniz kadar yiyin. Yiyenden sonra kalandan da hakkınızı alın dedi. Fefa'nla biz de öyle yaptık. Niye anlattı bunu şimdi Kazı Yaz Hazretleri? Çünkü hiç tanımayan bir kadın bu yüzün sahibi kadretmez, hainlik etmez, hırsızlık etmez. O gelmiyorsa, getirmiyorsa ben vereceğim dedi parası. az da bir para değil. Bir de yani. İşte böyle bir zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zerre kadar hidayet olan kalbinde insaf olan, vicdan olan yüzüne baksa anlıyor ki yalan söylemiyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve fi haberil cülünde. Kimdir o diyor cülünde? Meliki Umane. Uman Meliki. Uman kralı. Lema belege ne zaman ulaştı kime ona? Ne ulaştı? En Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah çağırıyor kime onu ile İslami. İslam'a davet etti Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bütün hükümdarlara Hirakl'e Rum kralına mektup yazdı, Kisra'ya mektup yazdı, Mukavkis'e yazdı, Mısır kralına falan. Hepsine mektup yazdı. de ya da mektup yazdı. Yani Uman Melikine. O yani ya da elçi gönderdi. Bazen mektup yazmayla tebliğ yapıyordu. Bazen de sahabeden bir zatı Rasul olarak, elçi olarak gönderiyordu. Şifai tebliğ yapıyordu. Burada hangisi olduğuna dair kesin bir şey yok. Yani iki türlü de. Ee, olabilir diyorlar. Kitabet yazıyla da olabilir, risalet de olabilir, risalet de değil. Elçi göndermek vasıtasıyla da olabilir. Ondan sonra Kale dedi ki vel cülünde Cülünde yani Uman kralı dedi. Vallahi Allah'a yemin ederim ki lakat delle muhakkak delalet etti. Kime ni bana? Delil oldu yani bana. Neye dair? Ale azen nebiyyil bu nebi Ümmi. Onu da biliyor. Bu nebi peygamber demek. El ümmi mektep medrese görmemiş yani. Bir hocadan okumamış. Allah tarafından ona vahiy gelmiş. Bu nebi ümmiye beni delalet et. Bu ümmi nebinin doğru bir insan olduğuna dair bana rehber oldu. Fikir verdi yani bana. Bunun davasının hak olduğuna, çağırdığı İslam'ın hak olduğuna, kendisinin sadık ve dürüst bir insan olduğuna dair bana delil ve rehber oldu yani. Ne? En ne o o yani onu incelemiş. Umman kralı daha önce tabi böyle bir davet tebliği başladı. Mekke'de çıktı Medine'ye cedd etti. Bu zat kimdir? Arap aleminde tabi o zaman da toplumlar az. Nüfuslar az. En ne o o la muru emretmiyormuş. Bir hayrin hiçbir hayrı illa mutlaka hangi hayrı emrediyorsa işte namaz diyorsa oruç diyorsa işte efendim ana babaya iyilik diyorsa, kadınlara iyi muamele diyorsa, hayvanlara iyi muamele diyorsa, kölelere yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin. Var mı dünyada böyle bir şey? ile patron aynı mı yiyor? Ama o diyor, hangi bir hayrı emrediyorsa illa mutlaka kâne olurmuş. Nedir olurmuş? Evvele ahizin ilk amel eden. Neyle bir o emrettiği şey. Evvela kendi amel edermiş, sonra millete söylermiş. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar ayetle, hadisle hayırlar emrettiyse, iyilikler emrettiyse hepsini yaptı mı? Yaptı. Hem de ilk kendi yaptı. Bak bunu o zaman daha Müslüman olmamış olan bir hükümdar, akıllı bir insan tespit etmiş. Ve le ve nehyetmezmiş. Neden her şeyin bir şeyden? Ya şunu yapmayın. İçki içmeyin dedi. Kumar oynamayın dedi. Zina yapmayın dedi. Namerem kadına bakmayın dedi. Kadınların elini tutmayın dedi. Altın yüzük takmayın dedi. Sakalınıza tıraş yapmayın dedi. Misal. Binlerce nehi var, yasak var, mekruh var, haram var. Nehi etmez mi lan şeyin bir şeyden? İlla kâne mutlaka kendisi olurmuş. Nedir olurmuş? Evvele tarikin ilk terk eden ne o? O yasağı, o kendi koyduğu yasağı ilk terk eden o olurmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadar tabii kendi koyduğu yasağı riayet eden bir insan kim olabilir? emir ve nehilere riayet eden, vahiylere tabi olan ilk başta kimlerdir? Peygamberlerdir. Peygamberlerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Salavatullah ala nebine aleyhi mecmain. Hepsine salatü selam olsun. Diyor ben onu tespit ettim. Neyi yasakladıysa zaten ilk o onu terk ediyormuş. Terk ediyor derken yapıyordu da bırakıyor anlamına gelmiyor. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Doğduğundan beri peygamber oldu 40 yaşına kadar. Peygamber olmadan önce yaşadığı dönemde de hiç içki içmedi. Hiç kumra oynamadı, hiç sene etmedi, hiç namere meşevette bakmadı, hiç puta tapmadı, hiçbir şey yok. Zerre kadar. Ne küçük günah var, ne büyük günah var. Masum o demek. Nübüvvetten önce de böyle. Ve ne o yine kendisi yaglibu bu galip oluyormuş. Yani ara sıra işte harpler yapıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşriklerle şey yaptı. Medine döneminde sonra harpler oldu. İşte bazen galip geldi, bazen yenildi. Ne o yağlı galip geliyormuş. Mesela Bedir'de ki Bedir hemen İzzet'in ikinci senesi olduğu için en evvel oldu. فَلَا يَبْطَرُ Hiç şımarmıyormuş. Bak bunu ta Müslüman olmadan evvel Uman kralı Cül'ün de tespit ediyor. Ve yuhule bu bazen de yenilirmiş diyor. Uhud'da mağlubiyet oldu. Ama fela yaz o. Hiç darlanmazmış. Allahu Teala'ya ne yapmazmış? itiraz etmezmiş diyor. Nasıl bak onları şey yapıyor feryat etmezmiş, figan etmezmiş. Niye? Ve tilkelele eyyam nüdavliya beynen nas. Kur'an'da da söylüyor. Bu harp günlerini kazanma ve galibiyet ve mağlubiyet günlerini insanların arasında döndürürüz diyor. Hep aynı tarafı galip etmeyiz. Hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem galip olsaydı o zaman bütün müşrikler diyeceklerdi ki ya bu hiç yenilmiyor biz buna inanalım gitsin. Ne zaman Uhud'da bir hizmet o zaman hep yendi 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 bütün. Uhud'da bir bozgul olunca müşriklerden iman edecek olanlar vardıysa iman etmediler. Niye? Dede bu da yeniliyormuş ya. Bunun sihri büyüsü bozuldu. Niye? Yeniliyormuş. İşte Mevla onu yapıyor ki ona da iman nasip etmeyecek. Çünkü neden? Hidayete biraz akıl yormak lazım yani. Sadık galip geliyor madem hep yeniyor biz de ona uyalım. Öyle mi olur? Bir Allah var, bir peygamber var, vahiy var. Biraz düşünsene ki beni kim yarattı diye. Onun bir elçisi var yani. Onları düşünmediği için Mevla da iman nasip etmiyor. Çünkü inadına kafirliği seçmiş. Orada bir hezimetten beraber İman edeyim de gençlik belki takıya imanı, belki de teslim oldum diyecek falan. Onu da yapmıyor bu sefer. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem galibiyetinde de, mağlubiyetinde de allah Teala'nın hikmetleri var. Galip olursa dostlarına yardım zuhur ediyor. Mağlub olursa şehitler çoğalıyor. Hep bunlar Allah'ın dinde faziletli ameller oluyor. Bunların hepsine de rıza gerekiyor yani anladın mı? Ne buyuruyor Habibine? Kul Habibim söyle gel terabbasune binâ illâ ehdel Ey gavurlar müşrikler siz bizim hakkımızda bekliyorsunuz başımıza ne gelecek. Ama beklediğiniz şey iki güzelin biridir. İkisi de güzel yani. Bizim başımıza iki şey gelebilir. Ya kazanırız ya kaybederiz. İkisi de güzel. İki güzelin birini bekliyorsunuz yani. Şükür eder kazanırsak İslam aziz olur. Allah dostlarına yardım gelir. Kaybedersek de şehitlerimiz olur. Onlar da ahirete uğurlarız. Yüksek makam kazanır. Bizim ümmetimize, benim ümmetime şefaat ederler. Yani Müslüman da kaybetmeye yok Ben diyor inceledim diyor Uman Kralı. Onun için o diyor öyle biriymiş diyor. Yenermiş, şımarmazmış, yenilirmiş, bağırmazmış, feryat etmezmiş, razı gelirmiş diyor. Ve yefî vefa gösterir. Neye bil ahdi. Sözüne çok vefa gösterilmiş diyor. Ve yun cizu yerine getirmiş Neyi el mev'ude. Vaat edilen şeyi yani kime ne vaat ettiyse ben sana bunu vereceğim verir ben şöyle yapacağım, yapar. Geleceğim, gelir. Gideceğim, gider. Ki orada helaki de olsa, o sözü yerine getirmekte çok büyük zararı da olsa sözünden caymaz. Ama diyor, ben bu alametleri tespit ettikten sonra ve şedü şahitlik ediyorum ki en ne o gerçekten o ahir zamanımız nedir, ne nedir? Nebiyyün, Nebi Zişan'dır, büyük bir peygamberdir. Ben şahitlik ediyorum dedi. O da böylece Müslüman oldu yani. Ve kale yine söyledi Nifta Bey. Bu büyük bir alim. O diyor e fi kavli teala allah Teala şu ayet kerimesinin tefsirinde. diyor, yakın olur. Zeytuha o zeytinin yağı yani zeytinden çıkan zeytin yağı, yubayı'ı Öyle bir parlaktır ki, parlar ki diyor, parlatır ki diyor Kur'an. Zeytinden, zeytin ağacından bahsederken Nur suresinde. Az kalsın diyor. Yağın kendisi, hani bir de zeytinyağını şeye koyarsın, kandilin içine koyarsın, lambalar ondan yanıyor ya. fitil ateşlersin, oradan ışık veriyor zaten. Bütün camiler falan eski zamanda elektrik yokken, ondan acil Ama Mevlana buyuruyor, o zeytinyağı tabii böyle halis, güzel, en kalitelisini ne düşünün. Yekadu yakın oluyor zeytua onun ya yuduyu parlatacak ortalığı aydınlatacak ve levlem temses dokunmasaydı bile kime neyehu ona ne nar. Ateş dokunmasa yani fitilini yakmasan bile zaten o kadar parlak bir şey ki zeytinyağı. kendi aydınlatacak yani. Yakulu ne buyuruyor yani bu ayet-i kerimede? Yekadu az kalsın manzaruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir görünümü var ki yüzü var ki işte zeytinyağında kendisi yani. Efendim yedullu delalet edecek alani büvveti peygamber olduğuna sırf yüzü delalet edecek. Ve inlemiyetli okumasa bile neyi Kur'an'ın bir Kur'an'dan ayet okumasa bile Kur'an okumasa bile Kur'an zaten büyük mucize. Yüzüne bakar anlayacak az daha. Ki az yok anladı. Abdullah selam yüzüne bakıp anladı. Bak o zayne kadın, misafir gelen kadın bunun yüzünü görmüyor musunuz dedi. Gitse de deveyi getirmese geri parayı da göndermese ben öderim dedi ya. Bu yalan söylemezdi. İşte onun için kale dediği gibi İbnü Ravahate Abdullah bin Ravaha levlem tekün fi ayatun <laughs> mubeyyinetun lekane manzaruhu yumbike bil khabar. Efendi çok okurdu bu beyti. Ben de zaten Efendimiz'in okuduğu şiirlerde şimdi bitirdik Filistin falan çıkacak inşallah. Onda bunu da yazdım. Levlem <laughs> tekün eğer bulunmasaydı kimse fihi bu Muhammed Mustafa'da onda yani Resulullah'ta ne bulunmasaydı ayatun <laughs> birçok ayetler, mucizeler, öyle mucizeler ki mübeyyinetün kendi haddi zatında açık ve açıklayıcı. Yani peygamber olduğuna, sözden hak olduğuna delalet eden vasıfları olmasaydı bile lekane elbette olurdu. Manzaruhu, onun manzarası. Ne yapacaktı? Yümbike, sana bildirecekti. Neyi bil? Haberi, haberi bildirecekti. Ne demek haber? bu Allah'ın peygamberidir haberini sana bildirecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinin en büyüğü zaten diğer mucizelerini saymaya başlamadan evvel bu bahsi beyan etti ki Kazıyaz Hazretleri zaten mucizeye lüzumu yok. Yüzünü gören haberi anlıyordu ki bu zat allah Teala'nın hak nebisidir. Allah Tebarike ve Teala cümlemize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri babında açılan şifa şevdi bu babı okumayı, dinlemeyi, tebliğ etmeyi, insanlara ulaştırmayı, istifade etmeyi ve imanımızın nurunun gün be gün müjdat olmasını nasip ve müyesser eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatlerine cümlemizi nail ve mevzuher eylesin. Amin. Amin. O sallallahu ala ve Muhammedin ve ala alihi ve ve selleme teslimen kesira. فالحمد لله رب العالمين